Kedi öldürmenin ruhsal dünyada karşılığı nedir? Hepimizi günlerdir üzen ve vicdanlarımızı yaralayan İbrahim Keloğlan vakasını ele aldığımız ve bu olay üzerinden bu tarz derin negatif etkiler bırakan olaylar karşısında nasıl davranmamız ve hissetmemiz gerektiği konusunda bir video hazırlamak istedim sevgili Mistik Yol canlar. Ben Didem Çiloğlu. İlk olarak gerçek bir kedi sever olarak hayvanlara gösterilen şiddetin ruhsal dünyadaki yansımalarından bahsetmek istiyorum. Konudan haberdar olmayan dostlarımız için olayın kısa bir özetini verelim. İbrahim Keloğlan adında bir şahıs, sitesinde beslenen ve herkesin tanıdığı Dünyalar Tatlısı Eros'u dakikalarca tekmeleyerek öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan bu şahıs için hapis cezası istemiyle olay mahkemeye taşındı. Son gelişmede iyi halden Keloğlan'ın serbest kalmasına karar verildi. Bunun üzerine tepkiler sönmeden devam ediyor ve benim gibi herkes hayvana şiddet gösterenlere caydırıcı hapis cezaları gelmesini istiyor. Şimdi asıl konumuz olan kedi öldürmenin bu şahıs için ruhsal yansımalarına bir bakalım. Lafı hiç uzatmadan şöyle söyleyebilirim. Bir canı kasti olarak almak, bu dünya üzerinde bir ruhun üzerine alabileceği en ağır karmadır. O kadar ağır bir vebaldir ki, bu dünyada çektiği cezalar, onun ölümden sonra yaşayacakları yanında hiç kalır. Ölümün hemen ardından gelen ve araf dediğimiz alanda ruhların son yaşamlarını gözden geçirdikleri bir arınma süreci vardır. Bu süreçte her bir yaşam, yüksek benliğin rehberliğinde, artısı ve eksisiyle o kişiye birebir yaşatılarak ele alınır. Bu süreçte kişi bir olayı ele alırken perspektif değiştirerek o olayın muhataplarının hislerini ve duygularını da deneyimler. Bizler hayatımızı yaşarken sadece kendi deneyimlerimizin farkında oluruz. Ama bu hayatı gözden geçirme sürecinde sadece kendi perspektifimizden değil, olaylara ve durumlara dahil olan kişilerin perspektifinden de her şeyi görürüz ve anlarız. Çok daha kapsamlı bir anlayışa bu şekilde ulaşan ruhlar, o yaşamdan çıkarılan derslerin de bu şekilde tam bir analizini yapabilirler. Tüm bu anlattığım çerçeveye İbrahim Keloğlan'ın deneyimini koyarak bakalım. Her ne kadar bu kişinin ruhsal yolculuğunu tam bilemesek de, bu olayın ruhsal dünyada nasıl tezahür edeceğini az önceki bilgiler ışığında görebiliyoruz. Olayın muhatabı saf, kristal bir enerjiye sahip bir kedidir. Bu durumda bu şahıs, yani İbrahim Keloğlan, deneyimi onun gözünden tüm şiddetiyle yaşayacaktır. Üstelik dünyada 6 dakika süren bu işkence, orada zamanın hükmü olmadığı için bu şahsa yıllarca yaşıyormuş gibi gelecektir. Tam anlamıyla saf bir varlığa acı çektirdiği için bu acının deneyimi kendi açısından dayanılmaz olacaktır. Tam bir dehşet, korku ve çaresizlikle baş başa kalacaktır ve korkunç bir kabir azabı çekecektir. Bu sadece İbrahim için değil, hepimiz için bir arınma sürecidir aslında. Karmanın ağır yükünün bir kısmından ruh bu şekilde arındırılır. Cehennemde yanmak olarak tabir edilen bu süreç bir arınma yolculuğudur. Varlık, şiddetten doğan duyguların cehenneminde yanarak arınacaktır ve bir sonraki yolculuğunda veya hayatında bunun tam bir idrakine varabilmek için 3 boyutlu özgür seçim gezegeninde veya gezegenlerinden birinde dünya gibi tekrar tekrar bu tarz olaylar deneyimleyecektir. Ta ki tam bir şuurlanma yaşayana kadar karmasının karanlık yüzüyle yaşamlar boyu karşılaşacaktır. İşte karmanın bizim tarafımızdan anlaşılamayan kısmı burasıdır. Kendi yaşamlarımızdaki sonuçların hangi sebeplerden doğduğunu tam olarak bilememek. Yine de açık bir kalp gözüyle olaylara bakmaya başlayınca, işte bu yüzden diyoruz ki, başına gelen negatif bir olaya isyan etmeden anlamaya çalışmak gereklidir. Hangi karmik durumun ruhsal dersiyle karşı karşıya kaldığını şu an tam olarak idrak edememiş olabilirsin. İşte sırf bu sebeple hiç kimseyi yargılamak da doğru değildir. Tam da yargılamak doğru değildir demişken, böylesi negatif olaylar karşısında takınmamız gereken tavır nedir ve titreşimimizin düşmesine nasıl engel olabiliriz sorularına açıklık getirmek istiyorum. Bu olayı ilk okuduğumda sadece haberi okurken ikinci cümlesinde gözyaşlarına gömüldüm. Gerçekten çok acı bir olay.
Bizler negatif hislere kapılmayın derken tepkisiz kalın demek istemiyoruz çünkü bu mümkün değil. Olayın ruhsal boyutunu birazcık olsun anlasam bile ağlamadan duramıyorum. Sevgili mistik yolcanlar, üzülmek, hüzünlenmek ve derinden acı çekmek, negatife kapılmak demek değildir. Bu konuda ciddi bir yanlış anlama var. Bu duyguları yaşamak son derece normaldir ve insanidir. Hepimiz bu üç boyutlu özgür seçim gezegenine bu duyguların tamamını deneyimlemeye geldik. Negatife kapılmak başka bir durum. Negatife kapılmak bu duyguların kalıcı olmasına, süreklilik arz etmesine, genellemelerle yayılmasına ve sizin genel duygu durumunuzu karartmasına izin vermek. İşte bunu yapmamaya çalışalım. Yani kısaca sizlere naçizane tavsiyem şunlardır. Olaya tepki verin, yazın, çizin, gerekliyse tepki yürüyüşlerine katılın, üzülün, ağlayın ve bitirin. Yani buna gün içinde bir süre ayırın, yoğunlaşın ve sonra dikkatinizin tamamını olaydan çekin. Bir daha düşünmeyin tekrar. Bu bir dikkat eğitimidir ve evet dikkatiniz eğitilebilir. Yoğunlaştıktan sonra dikkatinizi mutlaka size iyi gelecek bir şeye yönlendirin. Böylece titreşiminizi uzun süre negatife kaptırmadan korumuş olursunuz. Özellikle bu olay gibi derin bir negatifle uğraştıktan sonra mutlaka sizi hafifleten ve neşelendiren konudan tamamen bağımsız bir eyleme geçin. Ruh halinizin pozitife dönmesine izin verin. Gün boyu sakinliğinizi koruyun ve konu hakkında daha fazla konuşup yorum yapmayın. Konuşmak enerjiyi çağırır ve dikkat edin. Şiddet negatifle beslenerek büyür ve odak noktanız şiddeti negatifle besleyip büyütmesin. Biliyorsunuz ki odağınız ve dikkatiniz her şeye büyüteç tutar ve şiddete büyüteç tutmayın. Negatif enerji de bir besindir ve bu besinle büyüyen eylemler vardır. Sizin tepkiniz negatif bir enerji yaratır ve bununla beslenen madde dünyasına ait bazı negatif varlıklar var. Lütfen onlara besin vermeyin. Daha da kötüsü, kendi titreşiminizi düşürerek o negatif varlıkların hayatınıza çekilmesini önleyin. Titreşiminizi yüksek tutarsanız doğal bir korunma çemberine alınırsınız. Lütfen bunu unutmayın. Sevgi ve ışıkla kalın.